Epilepsi ya da sarı hastalığında diğer hastalıklar gibi erken tanı önemli aslında. Şu anlamda önemli. Tekrar eden nöbetler bir süre sonra bilimsel olarak hayvan deneylerinde gösterilmiş. Eğer hayvanlara uzun süre üst üste nöbet yaratırsanız deneysel olarak bir süre sonra kindling denen bir kısır döngü sıkışması ortaya çıkıyor ve nöbeti artık durduramıyorsunuz. Bu modelin, hayvanlarda yapılan deneylerdeki bu modelin insanlar için de geçerli olduğu gösterilmiş. Eğer bir kişi kontrol ilaç kullanmayıp sürekli üst üste nöbet geçiriyorsa daha sonra dirençli nöbet gelişmesine aday olabilir. Dolayısıyla nöbetlerin erkenden tedavi altına alınması daha sonra hastalığın remisyonu dediğimiz kontrol altına alınmasına hatta ilacın kesilmesine bile imkan verebilir. Onun için erken dönemde tedavi şart. Sarı hastaların ya da epilepsi hastalarının tetikleyici faktörleri başında uykusuzluk, vücudun herhangi bir yerinde enfeksiyon. Bu idrar yolu enfeksiyon olabilir, akciğer enfeksiyon olabilir, boğaz enfeksiyon olabilir. Yüksek ateş ve arkasından sarı nöbeti ortaya çıkabiliyor epilepsi hastalarında. Bunun dışında yüksek miktarda alkol alınması nöbeti tetikleyebilir. Epilepsi hastaları diğer insanlardan farklı olarak düzenli uyku uyumaları ve düzenli beslenmeleri gerekiyor. Çünkü açlık periyotları ve uykusuzluk periyotları çok olduğu zaman da sarı nöbetlerini tetiklemekte. Fakat genel olarak dünyadaki tetiklerin en önemli sebeplerinden bir tanesi bazı diğer hastalıklarda olduğu gibi epilepsi hastalarının ilaç uyumsuzluğu. Yani ilaçlarını atlamaları ya da ilaçlarını kendilerinin kesmeleri. Bu tür durumlarda nöbetler tetiklenmekte, hatta ölümcül status epilepticus dediğimiz üst üste bilincin açılmadığı yaşamı tehdit eden nöbetler ortaya çıkabilmektedir.